Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlar. 5. Arapça kalıp ifadeler dersimizle devam ediyoruz. Yine 10 tane kalıp ifadeye bakacağız. Daha sonra da üçer tane cümleyi örneklerde tatbik ederek öğrenmeye çalışacağız. Birinci kalıbımız men minna la bizden kim la nefi edatı burada nokta nokta yapmıyor, etmiyor, oynamıyor, sevmiyor gibi cümleler kuracağız. İkincisi ''Ela tarifu'' ''Bilmiyor musun?'' Üçüncüsü ''Endeme kuntu'' ''Kuntu'' ee, Mesela şöyle bir cümle örnek vereceğiz. ''Küçükken top oynardım.'' ''Endeme kuntu sagiran'' ''Kuntu elabu abu kuratel kadem'' şeklinde. Bunlar tabii ki ''Kunti'' ''Kuntum'' ee, değiştirebilir sigaları. Defalarca söylüyorum. Kalıplara sadece e, mana bakımından bakın. İçerisindeki zamirler, fil sigaları ve zamanlar değişebilirler. Biz sadece mana olarak anlamaya ve diyalog sırasında hemen kolay çıkartabileceğimiz cümleleri öğrenmeye çalışıyoruz. Sigaları ve zamirleri değiştirebiliriz. Dördüncüsü lenteci de mitle nokta 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 gibi bulamazsın gibi bir örnek vereceğiz. Seebzulu kulle ma fi vus'i elimden geleni yapacağım. Seebzulu kulle ma fi vus'i yine aynı şekilde sete büzülü kulle mâ fî şeklinde muhatabı da söyleyebiliriz. Aynı kalıp ifadeyi. La nokta 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 hatta la. Bunları tercüme etmeyelim. Lem muzu aynı şekilde. Lem ecit men yuşeci'uni ala. Beni nokta noktaya teşvik eden birini bulamadım beni nokta noktaya konusunda yüreklendiren, cesaretlendiren birini bulamadım. Şecca, yüşecciu, etteşciya, ala harfi cesaretlendirmek, yüreklendirmek, teşvik etmek gibi manalara geliyor. Lem ecit, men yüşecciuni ala şeklinde kalıp olarak kullanırız. Ala veşki olmak üzere manasında Bunlarla ilgili güzel örnekler yazdık. Onları okuyacağız. Khilafe ma yuqal. Khilafe ala aksi manasında. Aksine demek? Örneklerde de zaten onu da yazdım. Ala aksi ma yuqal ya da khilafe ma yuqal. Söylenenin aksine şeklinde kullanacağız. Yuqalu. Burası yuqale olacak. yuqale olmuş. Yuqalu. Qale fiilinin meçhul hali. Qale yakulu Yuqalu şeklinde meçhulü gelir söylenenin aksine şeklinde kullanırız. Geldim birinci kalıpla e, okuyalım cümleleri anlamaya çalışalım. Men minna la bizden kim? Men minna la yuhibbul hayra li vatanihi. Öncelikle ahabbe yuhibbu fiiline bir değinmek istiyorum. Şöyle bir tane de büyütsem sanırım daha güzel görünecek. Ahabbe yuhibbu fiiline değinmek istiyorum. Normalde biz bunu hep sevmek olarak kullanırız. Ama günlük hayatta diyaloglarda bu bir şeyin istemek, arzulamak, tercih etmek gibi manalarda da kullanılır. Mesela biri size bir şey der. İşte çarşıya gidelim mi? O da nasıl istersen demek istiyorsanız karşınızdakine ve erkek ise bu nasıl istersen gidelim şeklinde kullanılır. Nasıl seversen şeklinde tercüme etmeyiz biz bunu Türkçe. Ye. Nasıl istersen, nasıl arzularsan şeklinde tercüme ederiz. Bu cümleyi de öyle tercüme edeceğiz. Men minna la yuhibbu'l hayre li vatanihim. Bizden kim vatanı için hayrı istemez ki? Men minna la yuhibbu'l hayre li vatanihim şeklinde. Men minna la yuhibbu't tabi'a. Aynı fiil burada da geçerli ama burada sevmek manasını vereceğiz. Bizden kim doğayı, tabiatı sevmez ki? Men minna la yuhibbu't tabi'a. Bizden kim doğayı sevmez ki? Men minna la yuhibbu şikolata. Burada reklam atıf yaptık. Aramızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı şeklinde bir reklam var biliyorsunuz. Men minna la yuhibbu şikolata. Bizden kim çikolatayı sevmez ki şeklinde kullanılır. Burada istediğiniz şekilde devamını getirebilirsiniz. Biz şöyle sadece şu kısmı kalıp olarak vermiş olduk. Devam ediyorum ikinci kalıpla. Ela <laughs> tarifu bilmiyor musun? Ela tarifu en Allah'e an anillezine yuhsinune bil valideyn ela tarifu bilmiyor musun Allah'e, Allah'ın yarda razı olduğunu anillezine o kimselerden ki yuhsinune bil valideyni anne babaya iyilik eden kimselerden ahsene bi birine iyilik etmek ihsanda bulunmak yardımcı olmak manasında ahsen de deriz iyi yaptın şeklinde tercüme ederiz biz bunu. Bu cümleyi toparlayacak olursak şöyle deriz. Allah'ın anne babaya iyilik edenlerden razı olduğunu bilmiyor musun? Aslında bu cümlede belagata girecek olursak soru var, istifam var. Ama aslında bir teşvik söz konusu ya da uyarı olabilir, tahzir olabilir. Karşınızdaki Anne babaya iyilik etmiyordur, İhsanda bulunmuyor bulunmuyordur. Bir hatırlatma da tembih de olabilir. Belagatta zaten biliyorsunuz istifhamın işte diğer cümlelerin inşa cümlelerin haberi cümleleri, özlerinden başka ifade ettikleri başka manalar da var. Bu cümlede öyle bir cümle çünkü herkes Allah Teala'nın anne babaya iyilik edenden razı olacağını bilir. Burada tembih diyebiliriz eğer karşıdaki biraz böyle hareketlerine ise ve anne babaya önem göstermiyorsa, tahzir diyebiliriz kötü davranıyorsa e, bu şekilde sadece istifam deyip geçmeyiz belagatla ilgilenen arkadaşlar için. Bu cümlenin birkaç farklı garadı yani amacı, hedefi olabilir. İkinci cümle Ela tarifu enne neticetel imtihani setu'lenu yevmel cuma Bilmiyor musun enne neticetel imtihani sınavın sonucu Seti ulenu, ilan edilecek. Yevmel cuma günü Alene yu'lenu, ilan etmek yardımcı fiiliyle Türkçe'de kullanıyoruz zaten. İlan etmek, açıklamak, haber vermek manasında kullanılır. Burada meçhul olarak gelmiş, ilan edileceğini şeklinde tercüme ettik o yüzden. Tekrarlayalım. Sınavın sonucunun cuma günü ilan edileceğini bilmiyor musun? El tarifu, ennese yeci temi'ul Doktorların nerede toplanacağını bilmiyor musun? Tabip kelimesinin çoğulu el atibbe doktorlar. Doktorların nerede toplanacağını bilmiyor musun? Ela tarifu, ela tarifine, ela tarifune, ela, ela tarifine şeklinde fiilin sigalarını değiştirebiliriz. Üçüncü kalıba geldim. Endeme kuntu kuntu. Bu çok güzel bir kalıp. Endeme kuntu sahiran. Kuntu elabu kuratelle kademim. Küçük iken, عندما كنت صغيرا, tabi konuşan erkek, ben kadın konuşacak olursam, عندما كنت صغيرا, كنت ألعب كرة القدم. Küçükken futbol oynardım. كرة القدم, e, futbol, herkes bilir bunu. عندما كنت صغيرا, كنت ألعب كرة القدم. عندما كنت مريضا, كنت لا أقدر على القيام. Hastayken, bir maziden bahsediyorum. Hastayken, kuntu la aqdiru, la astatiu manasında, alel qiyami, ayağa kalkmak. Hastayken, ayağa kalkamıyordum. Direkt burayı e, bir e, olumsuza ve güç yetirememeye e, atfederiz. Hastayken, ayağa kalkamıyordum. Yani, kuntu la astatiu, en evvume şeklinde e, tercüme ederdik ya da e, söylerdik ya da kuntu la astati'u el kıyam ederdik direkt. Kame yekume el kıyam maslarını getirmiş olduk burada. Enneme kunte ba'iden anni kuntu iştaku ileyke. Enneme kunte dığında ba'iden anni benden uzak iken Ba'id kelimesi an harfi C ile kullanılır. Zıttı garip min harfi C ile kullanılır. Bunlar kar karıştırılır her zaman. i̇b uzaklaşmak. An-den-da. yakınlaşmak. min e ya yakınlaşmak şeklinde kullanılır. kuntu idim işte ileyke ile Seni özlüyor idim. eş ta Özlemek, iştiyak şeklinde Türkçe'de geçmiş zaten. Seni özlüyordum. عندما كنت بعيدا عني benden uzak iken kunt eshtaku ileyke seni özlüyordum şeklinde üçüncü kalıbımızda bitirmiş olduk. Geldim dördüncü kalıba. Lentecide misle nokta nokta gibi bulamazsın. Lentecide beyten misl hadhal beyti fennehu wasi'un mevdi'uhu jayyidun jiddan. Lentecide bulamazsın. Beyten misl hadha'l beyti bu ev gibi bir ev Nekira olduğu için bir ev dedim. Bu ev gibi bir ev bulamazsın. Ve innehu buradaki f sebebi yedir. innehu çünkü bu ev o ev vasi'un çok geniş. Ve mevdu'uhu ve onun konumu mevzisi Türkçe'ye de almışız. Konumu mevzisi ortamı, cehidun cidden çok güzel çok iyi. Len tecide beyten mitle hazel beyti fe innehu vasi'un ve mevdu'uhu cehidun cidden. Lentecide sadika mitl kutubi, kitaplar gibi dost bulamazsın. Lentecide sadika mitl kutubi, kitaplar gibi dost bulamazsın. Kitap kelimesinin çoğu kutup olarak gelir. Lentecide nuran mitl umke, fakat onlar hayatını kaybederler. Çok güzel bir cümle. Manevi bir cümle olsun istedim. Bayağı düşündüm bunu yazdım sonunda. Lenteci de bulamazsın. Nuran bir ışık. Misle ummuke. Annen gibi bir nur, bir ışık bulamazsın. Ve innaha çünkü o o aydınlatmak ışık vermek demek. Çünkü o aydınlatıyor. Neyi? Hayateke. Senin hayatına. Rahme kulli zalamiha bütün karanlığına rağmen. Şuradaki ha hayata döner. Hayatın bütün karanlığına rağmen annen senin hayatını aydınlatır. Tekrar okuyalım. Lentecide nuran misle ummuke ve inneha tudii'u hayateke rağme kulli zolamiha. Annen gibi nur bulamasın, ışık bulamazsın. Ve <laughs> inneha çünkü o tudii'u <laughs> hayateke senin hayatını aydınlatır. Rağme kulli zolamiha bütün karanlığına rağmen. Devam ettim. Beşinci kalıpla. Se'ebudulu kulle Çok 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 önemli. Bunu dikkatle dinleyelim ve not alalım ve cümleler yazalım. Çok önemli. Çok kullanılır bu kalıp günlük diyaloglarda. Se'ebudulu min ecli en üs'ideke. Elimden geleni yapacağım. Neden? Min ecli en üs'ideke es'ade mutlu etmek, seabit kılmak oradan aklınızda kalabilir. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sa'ebdulu fi min seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sa'ebdulu kullema fi min fakirlere yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Şurası aynı zaten bir farkı yok min ejli için en üsaide yardım etmek el fukara fakir kelimesinin çoğulu fakirlere yardım etmek için elimden geleni yapacağım se'zulu kulle ma fi vus'i elimden geleni yapacağım min ejli en ekune tabiben muhterifen profesyonel bir doktor olmak için elimden geleni yapacağım muhterif profesyonel mahir alanında ismi duyulmuş elinden bu alanda en iyisini yapan, en iyisi gelen kişi demek, profesyonel demek. Tekrarlayalım cümleyi. Sa'evlu kullu fi elimden geleni yapacağım. Min ecli akuna tabiben muhterifen Profesyonel bir doktor olmak için. Geldim 6. kalıba. La hatta la kalıba. La tu'ecil el amale ila el gadi hatta la tendem fi nihayet el La tu ecil erteleme el amele işleri ile yarına. İşleri yarına erteleme. Neden peki? Burada sanki bir soru işareti e, zuhur ediyor. Neden? Hatta la tendem pişman olma diye fi nihayetil emri işin sonunda. Şöyle tercüme ederiz bunu. Sonunda ya da işin sonunda pişman olmamak için işleri yarına erteleme. Ya da İşleri yarına erteleme ki işin sonunda pişman olmayasın şeklinde tercüme ederiz. Ne dime yendemu pişman olmak demek. Ne olarak Kur'an-ı Kerim'de de ne dim ne şeklinde geçer zaten bu kelime. La tusi muamelete umuke hatta la yagdab Allahu aleyke. La tusi muamelete umuke annene kötü davranma, muamele etme. Bunu arkadaşlar Latusi se o bir şeyi kötü yapmak, kötü davranmak şeklinde gelir. Muamele ile birlikte aynı şekilde yine kötü davranmak manasına gelir. Annene kötü davranma şeklinde tercüme ederiz bunu. Latusi muamelete umuke annene kötü davranma, kötü muamele etme. Ki La <laughs> yahdab Allah aleyke. Allah sana karşı bir gazap duymasın. Allah sana karşı öfkelenmesin. Şöyle tercüme ederiz bunu. Allah'ın sana öfke duymaması için ya da Allah'ın e, gazabına uğramamak için annene kötü muamele etme. Diğer bir tercüme e, alternatifi. Annene kötü muamele etme ki Allah sana kızmasın ya da Allah'ın gazabı sana uğramasın şeklinde tercüme edebiliriz. لا تفتحي النافذة حتى لا تبرد الغرفة لا تفتحي أجمع Kadına muhatap alıyoruz. Kadına hitap ediyoruz. La teftahi açma en pencereyi hatta la tebrudel gurfe ki oda soğumasın. Berude ya brudu soğumak demek. La teftahi en pencereyi açma ki oda soğumasın. Ya da o da soğumasın diye pencereyi açmak şeklinde tercüme edebiliriz. Geldim yedinci kalıba. Lem <Expansin> munzu. Lem ATTASIL bihi munzu seferihi. Gittiğinden beri onu aramadım. Lem ATTASIL ittasale yettasilu el ittasal bi. Aramak, iletişim kurmak demek. Lem ATTASIL bihi. Onu aramadım. Munzu <Expansin> seferihi. Gittiğinden beri sefer zaten Türkçe'de de var. Lem Ahmet fin nasi abiyi. Öncelikle şu fi harfi ceriyle indemeceye bir bakalım. İndemece yendemicu el indimec fi harfi ceriyle kullanılır. Kaynaşmak, insanlarla bir araya gelmek demek. Lem yendemic Ahmet fin Ahmet insanlara karışmadı ya da insan içine çıkmadı. Muzu abiyi babasının vefatından beri. Ahmet babası vefat ettiğinden bu yana insan içine karışmadı şeklinde tercüme edebiliriz. Lem tedfa eşşerikatu rawatibel ummali منذ بداية الأزمة الاقتصادية çok güzel modern bir cümle. Lem tedfa ödemedi. Men lem tedfa kim ödemedi? Eşşerikatu şirket neyi ödemedi? Rawatibel ummali Ratip kelimesinin çoğulu İşçilerin işçilerin maaşlarını proaktivun proaktif şeklinde çoğulu gelir işçilerin e, maaşlarını Mundu dan beri den beri bidayetil ezmetil ekonomik krizin başından beri ya da ekonomik kriz başladığından beri şeklinde mana veririz. Tekrar edelim. Lem tedfa eş şirketu şirket ödemedi. Ravati bel ummali amil kelimesinin çoğul bu arada. E, işçilerin i̇şçilerin maaşlarını muzu bidayetil ezmetil iktisadiyete ekonomik kriz başladığından beri. Geldim 8. kalıba. Lem ecit men yuşe ala. Beni nokta noktaya ye ya teşvik eden kimse bulamadım. Lam ejid men yushajji'uni ala an atruka at-tadkhin. Lam ejid men yushajji'uni. Beni teşvik eden birini bulamadım, karşılaşmadım. Ne konusunda teşvik eden? Ala an atruka at Sigara içmeyi bırakmam için beni teşvik eden. Burada hemle ile birlikte masdarı müevvel getirdik. Yine mekmak bırakmak olarak tercüme etti. Burada da mastar asliye asıl mastar var. Tara fiilinin et -terk olarak Türkçe'ye de zaten terk etmek şeklinde yardımcı fiille asıl mastarı geldi. Dakhane yudekhinu et sigara içmek. E, geliyor dumanlamak demek aslında dumanlatmak demek. E, deriz sigara içen kişiye de. Beni sigarayı bırakma konusunda teşvik eden kimseyi bulamadım şeklinde tercüme ederiz. Geldim ikinci cümleye. Lem ecid men ala taallumil arabiyeti. Herkes bundan şikayet eder ama aslında fırsat vardır. Biz bilmeyiz kullanmayı. Lem ecid men beni teşvik eden, cesaretlendiren, yüreklendiren birini bulamadığım hangi konuda? Ala taallumil arabiyeti. Arapça öğrenme konusunda. Teallemeye öğrenmek, ilim talep etmek demek. Beni Arapça öğrenmeye teşvik edecek birini bulamadım. İnşallah biz burada olacağız. Lem ejid men yuşeci'uni ala en Bayanların genelde söylediği bir şey. Beni teşvik edecek birini bulamadım. Ala <laughs> en Araba kullanma konusunda. esuka seyyara. Saqa yesuqu. Kullanmak, sürmek demek. Seyyara <laughs> zaten herkes bilir araba. Beni araba sürmeye teşvik edecek birini araba sürme konusunda yüreklendirecek birini bulamadım. Geldim dokuzuncu ifadeye. Ala veşki Kim ne? ala wishki nevmi fil hafileti. çocuk idi. Ne idi? Ala nevmi. Uyumak üzere idi. Tercüme'me dikkat edin. Çocuk uyumak üzere idi. Nerede? Fil hafileti otobüste. Toparlayalım. Çocuk otobüste uyumak üzereydim. Kullabi ala veşki takarruci fil kulliyeti. Öğrencilerim ala veşki ruci Takarrece takar mezun olmak, bitirmek demek. Karece fiilinden tefe ulbabından e, çıkmak demek. Yani mezun olmak manasında. E, mezun olmak üzereler. Nereden? Fil kulliyeti fakülteden. Öğrencilerim fakülteden mezun olmak üzereler. Burada taharrece, takaracı fi genelde min harfi ceri ile karıştırılır arkadaşlar. Doğrusu fi harf harfi ceri iledir. Taharrecu fi kulliyetil ilahiyat, ilahiyat fakültesinden mezun oldum şeklinde kullanılır. Fi harfi ceri doğrudur. Min değil Türkçe mantıkla. El muallimetu kanet ala ve veşkil garakki. Öğretmen, bayan öğretmen kanet idi ala veşkil garakki boğulmak üzereydi. Karak boğulmak demek. Ala veşki üzere idi. Kanet zaten idi manasını verdik. Bayan öğretmen boğulmak üzereydi deyip Oradan manayı tamamlamış oldu. Bu da dokuzuncu kalıpta. Geldim son ve 10. kalıba. Ala aksime yukal. Yukarıda hilafeme yukal dedik. İkisi de aynı manada kullanılır. Aksine söylenenin aksine. Ala aksi ma yuqalu fa huwa Söylenenin aksine o dürüst bir adamdır. Ala aksi ma yuqalu fa huwa raculun sadikun. Söylenenin aksine o sadık yani dürüst bir adamdır. Ala aksi ma yuqalu fa la yathiqu bil laqahi. Söylenenin aksine ve şabu halk la yetiqu bil laqahi aşığa güvenmemektedir. Söylenenin aksine halk aşığa güvenmemektedir. Laqah ifadesi aşı demek günümüzde çok kullanıyoruz. Ela kima yuqalu fe inna muaddel qiraati el fi turkiye yaziidu yawmen ba'de yawmin burada da bir kalıp var aslında onu da sakalamayalım. Ala aksi yuqalu söylenenin aksine ve inne muaddel kıraatil kutubi fi Türkiye Türkiye'de kitap okuma oranı yezidu artıyor yevmen ba'de yevmin günden güne. Günden güne Türkiye'de kitap okuma oranı artıyor. Ala <laughs> aksi ma başa koyarsak söylenenin aksine Cümleyi toparlayalım. Nasıl tercüme ettiğimize bakalım söylenenin aksine Türkiye'deki kitap okuma oranı günden güne artıyor şeklinde tercüme ederiz. 10 tane kalıba yine bakmış olduk. Bunlarla ilgili cümle kuralım arkadaşlar mutlaka. Ancak böyle faydalı olacaktır çünkü ve ara sıra da benim aşağıya koyduğum PDF'e göz atarsanız ve tekrar ederseniz zihninizde kalır ve inşallah konuşma sırasında da Allah Allah'ın izniyle aklınıza gelmiş olur. Bir sonraki kalıp ifadeler dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.